Selam Pete. Merhaba ve. Nasıl gidiyor? Biliyor musun, gerçekten kötü bir gün geçiriyorum. Ne oldu ki? İşte burada ve ne oldu ki dediğinde aslında tam olarak bana bir hikaye anlat demek istiyor. Pixar'da neler oluyorum bu bölümünde biz de tam olarak bu konuyu işleyeceğiz. Pixar'da bir film yapmak yıllar sürer ama sonuçta tüm filmler bir hikayeyle başlar. İnsanlar konuşmaya başladığımız zamanlardan beri, hatta belki bundan da önceden beri hikayeler anlatırlar. Kamp ateşinin başında hikayeler anlatırız, oyunlar, romanlar ve kısa öyküler yazarız, filmler yaparız ve Instagram'da paylaşmak için fotoğraflar çekeriz. Bu liste böylece uzar gider. Hikaye gücü insanlarla duygusal bağ oluşturma kabiliyetinden alır. Bildiğin şeyi yaz, sıklıkla duyduğumuz bir tavsiyedir. Çocukken bu bana aslında çok saçma gelirdi. Minnesota varoşları hakkında yazmak istemiyordum. Bu çok sıkıcıydı. Ben patlamalar, canavarlar ve araba kovalamacaları hakkında yazmak istiyordum. Aslında bu tavsiyenin gerçek anlamı şu. Evet, canavarlar, patlamalar ve araba kovalamacaları hakkında yazabilirsin ama içine, kendi hayatına ve nasıl hissettiğine dair bir şeyler ekle. Korkmuş mu hissediyorsun, yalnız mısın? Kendi hayatından bir şey, hikayeye hayat verir ve onu sıkıcı bir araba takibi olmaktan çıkarır. Sevimli canavarları yönetmeye başladığımda bunu yaşamını çocukları korkutarak sürdüren bir canavar Canavarın hikayesi olarak ele aldım. Onun işi buydu. İşe gider, işten gelir. Donat yer. Sendika aidatlarından bahseder. Bunun çok eğlenceli bir fikir olduğunu düşünüyordum ve insanlara bunu anlattığımda gülümseyeceklerinden emindim. Ama hikayeyi film olarak anlattığımızda insanlar sıkılmaya başladılar ve dikkatleri dağıldı. Filmin ne anlattığını anlamıyorum demeye başladılar. Sonunda şunu anladım. Bu film aslında çocukları korkutan bir canavardan bahsetmiyordu. Baba olan bir adamdan bahsediyordu ve benim de o dönemde yaşadığım şey buydu. Yani neden bildiğiniz şeyler hakkında yazmalısınız? Çünkü sanırım yaşadığınız bazı şeyler sizde bazı duygular uyandırıyor ve hikaye anlatırken yaptığınız şey de seyircinin de bu duyguları aynı şekilde hissetmesini sağlamak. Ben en büyük aydınlanmayı hikaye yazmanın gerçekten ne kadar uğraştırıcı olduğunu anladığım zaman yaşadım. Hikayenin hep bir kerede anlatıldığını ve o haliyle mükemmel olduğunu düşünürdüm. Walt Disney ya da Miyazaki gibi dahilerin parlak fikirleri bir anda ortaya döktüklerini ve işin orada hemen bittiğini sanıyorum. Ama gerçek şu ki hikayelerimiz her zaman ilk seferde mükemmel olmuyor. Hatta bazen ikincisinde, üçüncüsünde ya da dördüncüsünde veya otuzuncu seferde bile. O yüzden arka arkaya devam eder ve hikayeyi tekrar tekrar anlatır. Ve işte ancak o zaman hikaye gerçekten parlar. Pixar'da Neler Oluyor serisinin bu bölümünde bizler Pixar'da hikayeleri nasıl anlatıyoruz ona bakacağız. Umuyoruz ki bu size de kendi hikayenizi anlatmak için ilham verecek. İyi de gerçekten ne oldu? Ah, unutmuştum. Sabah masama geçtim, tamam mı? Saat 8'di.